askere gittim. Askeriye ya burası. İçeride bir şey yoktur. Bundan kurtuluruz hesabı. Kendi bölüme götürdüler. Çıyon bir şeydi. Kullanıyorum dedim ama bırakacağım dedim. Askere geldik yani. Böyle bir şey yoktu yani. Sen dedi membağına geldin. Nasıl membağına geldin? Bir keresinde de sızıp kalmışım işte evde uyuyorum. Çocuğum yanımda uyurken ellerimin arasına alıp boğuyormuşum. Eşim gelip bana tokat atmasına bir o 3 saniye 5 saniye ömrü kaldı dedi yani. Ben o tokatta kendime geldiğimde baktım ki çocuk ellerimde can çekişiyor. Bıraktım çocuğu mosmor olmuş. Eşime dedim alın kendinizi gidin buradan. Benden dedim kendinizi kurtarın. Ben dedim ben olsam kendimle yaşamam dedim. Adım Aziz, Bursalıyım, 30 yaşındayım, evliyim. 15 yıllık madde bağımlılığı sürecim var. Arada bırakmışlıklarım var, tedavilerim var. Ama hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. 3 ay, 5 ay ayık kaldık. Yani bunun maneviyatı eksik, bilgisizliği çok. Ve bunlar hep bizi tekrar maddeye başlattı. Bırakamadık. 14 yaşında medreseden çıktım. Bir sene medresede kaldım. Ama sonradan medreseye gitmeden önceki arkadaşlarımı mahalleye geldiğimde valiye düşmüşlerini gördüm. Ben onları uyarmaya çalışırken bir an kendimi onların içinde vali çekerken buldum. Bu şekilde maddeyle serüvenim başladı. Şöyle söyleyeyim, güvercin besliyorum ben. Evimin üstünde kuş uçuruyordum. Çocukluk arkadaşımın evi de 50 metre arada. Görünüyor yani evin üstü. Bunun elinde vali poşetini gördüm. Gittim kapısına vurdum. Annesi gördü. Ne oldu dedi. Açtı kapıyı çıktım. Gördüm o halini. Acıdım ve uyarmaya başladım. Yapma etme elinden poşeti aldım attım işte. Bir iki gün onunla uğraştım. Baktım olacak gibi değil. O beni dinlemiyor. Bu sefer ben meraka düştüm. Nasıl bir şey diye. Ve baktım bir iki nefes aldıktan sonrası yok. Ben bendikten çıktım. Ne yaşadım neler yaşadığım hiçbir şey bilmiyorum ve hoşuma gitti bu. Sürekli böyle bir 3 ay 5 ay buna devam ettik. Abime yakalandım. Ağzım yüzüm yapışmış bir 4-5 tüp bali çektikten sonra. Eliyle ağzımı böyle yaptı. Bu dedi yapıştırıcı. Sen bali mi çekiyorsun oğlum gibisinden. Beni biraz gözümü korkuttu ve ben korktum. Bali'yi bıraktım. Bu şekilde devam edeceksin herhalde diye beni berbere verdi. O aralar bir şey yapmıyordum işte. Biraz çalıştım. Bir arkadaş geldi dükkana. Bir cumartesi sabahı hiç unutmuyorum o arkadaşı. Bir tıraş yaptım. Ve tıraş parasının olmadığını söyledi. Bu gitti yarım saat sürmedi. Geri geldi. İşim de yoktu ara. Geldi senle biraz parkta oturalım. Parka gittik oturduk. Cebinden hazırlanmış bir üçlü diye tabir ettiğimiz sarılı bir sigara çıkardı. Bundan bir iki duman al dedi. İşte her şey o bir iki dumanla başladı. Bir iki derken üçüncü dumanı da aldım. O gün akşam nasıl oldu hiçbir şekilde anlamadım. Akşamleyin koşarak bu arkadaşın yanına gittim. Ben dedim para var bana gündüz sabah içirdiğinden. Yine içirir misin? O da zaten hali hazırda. Paramı aldı. Üstünde varmış. Onunla biraz takıldık. Sonra esrarla başladı serüvenimiz. Onun kafası yetmemeye başladı. Bu sefer ekstaziye düştük. Böyle böyle derken askere gideceğim 3 ay kala Met'le tanıştım. Askere gittim. Acem Birliği'nden geldim. Usta Birliği'ne gittim. Giderken üstümde bonzai vardı. Nizamiye kapısında attım onu. Askeriye ya burası. İçeride bir şey yoktur. Bundan kurtuluruz hesabı. Askeriye girdim. Girer girmez de çekmiştim zaten. Üstüm alandı. Kendi bölüme götürdüler. Karşılaştığım bir Diyarbakırlı üst devre vardı. Gözlerim kırmızı işte. Gözler fena ateş ediyor tabirleriyle. İçiyorum bir şeydi. Kullanıyorum dedim ama bırakacağım dedim. Askere geldik yani. Burada dedi bir 12 aylık serüvenimiz başladı. İçmeyiz inşallah dedim. Öyle bir şey yoktu yani. Sen dedi membağına geldin. Burası askeriye. Nasıl membağına geldim? Şimdi insan ister izlemez şaşırıyor. Dışarıda polislerden, jandarmalardan kaçarken askeriye de nasıl böyle bir şey olabilir? Esrar da vardı. Eroin diye bilmiyorduk. Korex diye tabir ediliyordu askerde. Bunlara düştük. Askerliğimiz boyunca içtik. Bir 40 gün, 45 gün bunlardan dolayı askerliğim uzadı. Askerden tezkere aldım, geldim. Evde güllük günistanlık hiçbir şey yok. Şimdi askerden gelene bizim oralarda adam oldu gözüyle bakarlar. Şimdi akıllarında da bir şüphe yok. Odaya geçtik 3-4 tane arkadaşım vardı. Ben direkt zaten söyledim hani yok mu bir şey attım çıkarın verin de içeyim. Onlar da hepsi cebinden birer cam şişesi çıkardılar. İçi dolu. Bu ne dediğim böyle böyle. O zamana kadar öyle bir şey görmemiştim. Ve bunu ben aldım. 4 sene yok. Nasıl geldi, nasıl geçti, nerede geçti, kimle geçti hiçbir şey hatırlamıyorum. Babam eve çekmek için araba aldı, arabaları aldım, kaçtım. Şahin Doğan hastasıydım. Abim kredi çekti, Doğan aldı. Evde durmuyorduk yani. Bir geliyorduk işte üstümüzü başımızı değiştiriyorduk, bir duş alıyorduk. Tekrar dışarı. Bu şekilde bir hayatım geçti. Evlilik dönemimde işte evlenmeden önceki bir sene ve evlendikten sonraki bir sene hiç içmedim. Çok da güzel hayatımız vardı. Eşim de çalışıyor, ben de çalışıyorum. Paramız da var, huzurumuz da var, her şeyimiz yerinde, güllük günistanlık. Ama tek eksik evlendikten sonra evde çocuğun olması. Bir sene geçti, çocuğumuz olmuyor. Hani bunun utanacak bir yeri yok. Dedim gidelim hastaneye bir baktıralım kendimize. O baktırdı, onda bir sorun yok. Ben baktırdım, bende bir sorun çıktı.
Ameliyat dediler. Allah'a şükür ameliyat olmadım. İşte bir iki doktor araştırdık. Bu olmuyor, olmayacak muhabbeti beni çok kötü yaptı. İlaç tedavisi oluyordum işte olmuyor diye çocuğum. Bunu kafaya taktım, kendimi verdim uyuşturucuya. Bir de hani bir şey var ya, bırakıyorsun, tekrar başlıyorsun. Bu sefer başladığın, bıraktığından daha kötü oluyor. Daha kötüye gidiyor. Bu arada çocuğum oluyormuş, haberim yok. Eşim hamileymiş, onun da haberi yok. Ama iş işten geçti, uyuşturucuya düştüm, daha kötü düştüm. Bu sefer içtiğimi satar pozisyona geldim. İşte içtiğimi çıkarmak için işimi gücümü bıraktım. Babam dedi ki hani ben sağken de size mirası paylaştırayım. Ben öldükten sonra şimdi. Dört erkek kardeşiz. Ben de öldükten sonra siz birbirinizi yersiniz. O benim, bu benim, şu senin diye dedi. Üç katlı aile apartmanımız var, dairemiz. Onları abilerime, kardeşime verdi. Bana da bir arsa kaldı. Sen de buraya kendine elli ev yaparsın. Evi yaptırdık. Kiradaydık işte o evi yapmadan önce. Kiradan çıktık. O eve geldikten sonra daha kötü oldu. Çünkü annemin babamın yanına tekrar gelmiştim. Onların eli üstümde yokken çalışmak zorunda görüyordum kendimi. Çünkü bir kira ödemem lazım. Evin giderleri olması lazım. Bunların sorumluluğu vardı üstümde. Biliyordum da bunları bilerek yapıyordum. Bu sefer ailemin yanına tekrar gelince bu sorumluluklar birden kalktı üstümde. Ben bakmasam da annem bakar. Ben bakmasam babam bakar. Abilerim bakar. Oraya koydum. Öyle düşündüm. Daha kötü oldum. Yaptığım evi ateşe verdim. Para yok. Vermiyorlar, çalışmıyorum. İstiyorum, vermiyorlar. Yani diyorum gasp mı yapalım, dışarıda hırsızlık mı yapalım? Siz vermezseniz bak bunlar olacak gibisinden vermiyorlar. Param vardı, param bitti. Huzurum vardı, huzurum gitti. Çocuğum yoktu, çocuğum oldu. Çocuğumun farkında değildim bu seferde. Evde bir tane bir şey var ama işte bu çocuk bana baba demeye başladı. O zaman anladım ki ben gerçekten babayım, baba olmuşum ama farkında değilim. İşte bunun sorumluluğunu alamadığım için kendimi çok suçlu hissettim. Eşime dedim alın kendinizi gidin buradan. Benden dedim kendinizi kurtarın. Ben dedim ben olsam kendimle yaşamam dedim. Çünkü yaşanacak bir halim kalmamıştı. Her gün kavga, her gün bağırış, her gün çağırış. Baktım bunlardan kurtuluş yok. O kadar da hani Ahmet'imdi, özel hastaneydi, devlet hastanesiydi, tedavilere de gittim. Kurtulamadık bundan. Hiç intihar girişiminde bulundun mu? Bulundum ama şöyle bulundum. Bulunmadan önce bir yakın akrabamız intihar etmişti. O kendini astı. Daha ben ona dedim ki ya senin çoluğun çocuğun var nasıl böyle bir şey yaparsın? Ya senin çoluğun çocuğun başkasına baba diyecek. Bunları hiç göze alıyor mu gibisinde. İşte ben etmem diye düşünüyordum ama büyük konuşmayacaksın, büyük lokma yiyeceksin diye bir tabir var. Ben de büyük konuştum ve kendimi o eşikte buldum. Çünkü işin içinden çıkamıyorsun. Kime derdimi anlatmaya çalışsan yani artık millet bıkmış, usanmış. Sokakta yol değiştiriyorduk yani adamları görünce. Öyle bir şey oldu. Baktım işin içinden çıkacak gibi değil. Eşim var, çocuğum var. Onlarla hiçbir şekilde bir ilgim, alakam yok. Açlar mı, toklar mı, susuzlar mı, ne yapıyorlar, ne ediyorlar? Bebeğin maması var mı, yok mu? Ya bir babanın çocuğa mama almaktan başka ne iş olabilir? Ama ben daha çok mama parasını yemenin derdindeydim. Yani elime bir para geçiyordu. Gideyim mamaya diye gidiyorum. Bir bakmışım ATM'nin önünde para yatırıyorum. Hesabıma para koyuyorum. Kumar oynuyorum. Bunun tek kurtuluşu ölüm olarak gördüm. 14 tane 600 miligramlık hap yuttum. Ölmeyi beklerken nasıl bir bağışıklık kazandıysak artık vücudumuzda. Bu haplar bana hiçbir şekilde bir şey yapmadı. Sadece gözlerim titremeye başladı. Ne kusma ne bir şey. Hiçbir şey olmadı. Sadece gözlerimde titreme vardı. Ben ne yapayım dedim. Sonra çok pişman oldum bunu yaptığım için. Bulunduğumuz ortam mı, berberlik mi diyeyim artık bizi buralara kadar getirdi. Bu ben değilim dediğin bir anın var mı? Bir anım değil, çok anım var bu ben değilim dediğim. İşte bu metamfetamin dediğimiz illet uyutmuyor insanı. Ve 3 gün 4 gün uykusuzluktan sonra gördükleri bambaşka bir şeye dönüşüyor. Senin olanlar senin değil, başkasının. Veya paranoya diyoruz. Farklı farklı şeyler geliyor. Evin içinde bir varlık geziyor ama nedir yani bu kedi midir, köpek midir, çocuk mudur, bu kimin acaba burada niye geziyor? Bunları yaşıyordum. Bir keresinde de sızıp kalmışım işte evde uyuyorum. Kızım gelmiş yanıma yatmış. Çocuğum yanımda uyurken ellerimin arasını alıp boğuyormuşum. Çocuk belki de eşim gelip bana tokat atmasa bir o 3 saniye 5 saniye ömrü kaldıydı yani ellerimin arasında. Ben o tokatla kendime geldim diye vuruyorum dediğimde bir baktım ki çocuk ellerimde can çekişiyor. Bıraktım çocuğu mosmor olmuş. Mesela o anımı hiç unutamıyorum. İyi ki geldi beni tokat attı. Ve onun vicdanı da beni çok kötü etti. Evden çıktım bir 10 gün gelmediğim de oldu. Ben bu şeyden, düşünceden nasıl kurtulacağım? Hep yüksek doz. Yani hep böyle bir kendimi öldürmenin derdine düştüm. Artık kurtulamayacağım diye ümit ediyordum bu işlerden. Ama çıkmayan candan ümit kesilmezmiş. Hiç unutamadığın bir anın var mı? Yine böyle içki sofrasında şişenin dibine gelmeden yine bir muhabbet oldu. Sevmediğim bir kişiyi konuşuyorlardı. Konuyu kapatırsanız iyi olur dedim. Elimde de pompalı tüfek var bu arada. Havaya ateş ediyorum. Bir muhabbeti kapatın dedim. Kapatmazsak ne olur dedi biri. İşte bu da uzaktan akraba oluyor. Dayı diyoruz buna da. Kapatmazsak ne olur deyince dedim ne olur elimizde tüfek var. Vurulursun dedim. O da ortaya
İşte adam sen vurursun gibi bir kelime attı. Dedim ortamda da şimdi arkadaşlar var kalabalık. Adamlık dedim koyma bu işin içine. Hani senin için kötü olur. İşte adam sen vurursun demeden ben bunu vurdum kalçasından. Bunu da karakola falan yansıtmadık. İşte götürdük evimize pansumanını yaptık. İşte saçmaları çıkardık. Kendimize bir tedavi uyguladık. Biz zaten ertesi gün kendisi hastaneye gidiyor. O da söylemiyor yani böyle bir şeyin olduğunu. Taşa düştü falan filan. İnandıramıyor ama kendini şikayet etmedikten sonra böyle bir şey olmuyor. Bir şeyle karşılaşmadık. Bu anılarımı unutamıyorum. Bir de trafik kazan var. Bu pompalıyla vurduğum gün oldu bu kazada. Bir şişe viski içmiştik. İşte vurdum. Onun şeyle dedim hani kafamız ayıldı. Alkol içiyorduk. Dedim biraz daha alkol almaya gidelim. Köydeydik, ilçeye gittik. İlçeden alkol aldık. Arabaya ben geçtim. Çalıştırdım arabayı. Bir yola çıktım. Sonrasını hatırlamıyorum. Çarpışmışız bir tane arabayla kafa kafaya. Karşı tarafta yaralılar da vardı. Bizde bir şey yoktu. Hani bende vardı ama yani o kafanın etkisiyle pek bir şey anlamadım. Arabada sıkışmışım. Arabadan çıkarıyorlar. Ben çıktığım yerden yol alıyorum. Bir gittiğim yer mezarlık, mezar taşına oturmuşum. Bu hava yastığının patlamasıyla da şuurum biraz kayboluyor. Yani kendimden geçmişim. Gözümü bir açtım mezarlıktayım. Mezar taşına böyle yaslanmış uyuyorum. Acaba dedim öldüm mü diye kendime çimdik attım. Bir şey yok ama kaza yaptığımı vesaire hiçbir şey hatırlamıyorum. Bir üstümü yokladım, telefonla yok. Kesin öldün Aziz dedim sen kendi kendine. Çünkü üstümde de bir şey yok. Sen dedim çok başka bir alemdesin şu an. Çıktım öyle yola, o polis arabası geldi. Sen Aziz misin dedi. Evet dedim. Aldılar beni arabaya. Karakolun bahçesine girdiğimde büyük bir olay yaptığımın farkına varmaya başladı. Ufak ufak kafamda bir şeyler canlanmaya başladı. İşte karşı taraftan birinin kolu kırılmış, birinin burnu çatlamış. Allah'tan ölü şey yoktu. Öyle bir şey yaşamadık. Öyle bir anımda oldu. Son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Eşime çok haksızlık ettiğimi, eziyet ettiğimi biliyorum. Şöyle söyleyeyim, buraya gelmeden önce kolumdan tutup kapı dışarı attım evde. Ne kadar eşyası varsa hepsini kapının önüne attım, git dedim buradan. Ben ondan değil, ondan kendimi kurtarmaya çalışıyordum. O çünkü benden hiçbir şekilde kurtulmak istemedi. Ama ben kendimi kurtarayım da hani daha kötülerini yaşamasınlar diye. Aslında ben ona kötülük değil, iyilik yapıyordum o sırada kendimce. Ama o hiçbir şekilde beni bırakmadı. Oturdu, gözyaşı döktü, ağladı, dua etti. Çok kez de namaz kılarken bana dua ettiğini de gördüm. Hak etmiyordu bunları yaşamayı. Çok üzdüm onları. Çok severek evlendik ama hiç hak etmedikleri bir hayatı yaşattım onları. O yüzden pişmanım yaptıklarından. Allah affetsin diyeyim ilk önce. Sonra eşim affetsin. Seviyorum onları, kızımı, karımı. Onların da beni sevdiğine inanıyorum ben. Çünkü buraya gelmeme, Baydere gelmeme vesile oldular. Ki bunu ben zaten kendim istedim. İçtiğim şeyin artık bana kafa yapmadığını, farklı yerlere çektiğini. Yani benim artık bundan kurtulmam gerektiğini anladım. Hem onlar için hem kendim için yeni bir başlangıç yapmak için Baydere geldik. Buradan gittikten sonra da onlara yaşattığım çileli hayatı terse çevirip güzel bir hayat, mutlu bir hayat yaşamak ümidiyle ayıklığımız daim olur inşallah.